Bugün diyetteyiz. Sultan'la beraber diyet yapıyoruz ve bu diyet listesinin içinde sucuklu yumurta yok hanım. Oy etmeyin da ne diyeti? Haydi söyleyeyim şuradan bir tane Trabzon pidesi. 20 lira ver. Ne de bu sıkıntı çektiğimiz. Vallahi 40 yıllık karımsın. İlk defa ağzından ha bu kadar güzel bir şey çıktı. Aynı. Hemen siparişi veriyorum. Çok doğru. Hemen 2 dakikada buraya getirin. Hayır Haluk. Hayır. Hep beraber diyet yapıyoruz. Ya ben niye yapıyorum? Sebeplerini söyleyeyim. Birincisi daha sağlıklı olmak için. İkincisi düğüne çok az kaldı şu ceketin önü kapansın. Üçüncüsü sultanıma söz verdik. Hep beraber diyet yapıyoruz ve destek veriyoruz. Bu kadar. Bir de ben tuvalet giymeyeceğim ki. Tanırcığım. Yani herkes benim yüzümden diyet yapmak zorunda değil. Hiç olur mu öyle şey? Yani ben zaten diyetteydim. Gönül de öyle. Evet. Hep beraber yapmaktan keyif alıyoruz. Ayrıca Haluk çok sever değil mi Haluk'cum domates, salatalık, roka? Ya mesela en sevdiğim şey böyle dereotu falan yemek. Ver Tunat dereotu ver Haluk. Haluk'cum bütün hepsi al şunu da bileyim sen. Olabilir. Zahmet etmeseydin. Daha ister misin? Yok. Tuna. Ne çayları tazeli. Hiç bakmıyorsun etrafına bak. Sultan'ın çayı. Alayım mı? Speedy Gonzales olsanız yine de Sultan Hanım'ın çay içme hızına yetişemezsiniz. Ha şimdi bir şey derdim sana ama. İşte. Hadi alo. Takdir ediyorum sizi. Ne diyor o? Ay. Ay Tuna Bey, ellerinize sağlık. Vallahi kahvaltı pek güzel olmuş. Evet, yani şu lor peynirinin böyle tabaktaki duruşu, bu yeşilliklerin böyle dizilişi falan böyle aa yani. Ben de domateslerin kesilme biçimine hayran oldum. Teşekkür ederim. Şımartıyorsunuz beni Rıza Bey. Ben doymadım. Sultanım, diyetin ilk günleri birazcık zordur. Haklısınız ama yani siz nelere göğüs germiş kadınsınız. Bunu mu atlatamayacaksınız? Aynen. Ha bunu doğru dedin. Ramazan'da yeri geliyor 10 saat, 12 saat oruç tutarız da ha bu diyetimi atlatamayacağım. O başka. Onun gücünü Allah veriyor. Tabii ki. Ha. O farklı, bu farklı. Ama siz güçlü kadınsınız yani diyetin de hakkından gelirseniz yani. Neyse ben tabağımı içeri götüreyim. Yok 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 yok. Sen değil Tuna götürür. Bırak sen. Yok gerek yok gerek yok. Sen zahmet etme ben götürürüm. Hayır Tuna götürsün. Hiç zahmet etmesine gerek yok. Ben şimdi aa bak. Aa. Aa, Saadettin abi arıyor. Onunla da ben biraz konuşayım. Alo, Saadettin abi. Evet abi. Türk kahvesi içer miyiz? Hadi içeriz tabii canım. Şey, yaka tata güzel olur. Azıcık aklını bastırsın. Tuna, hadi hepimize Türk kahvesi. Tuna Beyciğim, benimki ekstra şekerli. Yani benim gibi. Tunacığım, hepimize şekersiz. Aa, aşk olsun Tünürcüğüm. Yani çok şaşırdım. Gerçekten hayal kırıklığına bak. Biz senin hep aynı fikirdeyizdir. Ne demek şimdi şekersin? Nasıl siz beni hayal kırıklığına uğratıyorsunuz Sultan Hanım? Ben kahvemi her zaman şekersiz içerim. Hani ne oldu bizim ikiz dünür felsefemize? Ha? Siz niye yani şimdi siz şekerli içince olur mu? Haklısın, doğru değilsin. Kahvaltınız bittiyse buyurun kahvelerimizi koltuklarla içelim. Evet, evet. Ben de şuraya bir toplayayım. Yok, 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 yok. Emine. Tuna yapar bunların hepsini bırak sen. Elbette. Kim bilir bir daha ne zaman görüşeceğiz. Sultanım, alışacaksınız. Biliyorum. Şu anda çok zor geliyor. Çok mutsuz. Güveniyorum. Alo. Bak, Meltem sucuklu yumurta yaptığını görürsen vallahi seni bitirir. Bak, söylüyorum abicim ha. Görmez, görmez. Hemen yiyeceğim zaten. Sen git bana bir tane şey bul. Ekmek bul, ekmek.
Nerede bulacağım abiciğim? Senin çay da ekmekler. Ya bul şuralardan hadi. Kahveye bak, taşmasın. Sultan Hanım, böyle sadece diyetli olmaz. Spor da yapmak lazım. Spor. Spor salonunun havası bana çok basar. İçime taranlar geliyor ya. Hiç giremeyeyim ben oraya. Tamam. Yani spor salonuna gitmezsiniz o zaman. Beraber açık havada yürüyüş yaparız. Evet, yürüyüş yapalım. Çok zor. Ayaz var. İnsan üşüyor da. Gördüğünüz gibi Meltem Hanım, benim gari spor yapmamak için ne bahaneler üretiyor gördünüz mü? Tamam, peki. Yani herkes spor salonuna gitmeyi sevmek zorunda değil. Evet. Yani keşke yürüyüş yapmayı sevseydiniz, o zaman işimiz daha kolay olurdu ama... biz de size evde kolayca yapabileceğiniz egzersizler buluruz. Hı? Ne? Evde? Tabii. Burada? Evet. Ha buraya? Evet, evet. Hayatta olmaz. Peki kıyafetim müsait değil. Siz hiç merak etmeyin. Ben onu da düşündüm. Şu yediklerimizi birazcık sindirelim. Sonrasında başlarız küçük küçük egzersiz yapmaya. Uy Tündürsüm, sende de kaçış yok ha. Asla. Madem o kadar ısrar ettiniz, spor edelim bari. Ay Meltem Hanım ya, benim içime sinmiyor. Ben kalkayım toplayayım şunları. Yok yok yok. Tuna yapacak hepsini. İyi de Gönülcüğüm, yani Tuna kahve hazırlıyor zaten. Biz toplarız 2 dakikada, gel. Durun. Peki de toplayacağım. Hem azıcık hareket etmiş olurum da. 200 tünürlü. Hadi bakalım. Peki hareket için tamam. Tünürsün, ne yapıyorsun? Şey, böyle kuşlara böyle ben şey yapıyorum, böyle tavada böyle yumurtayla karıştırıp böyle yem hazırlıyorum onlara ki böyle koyuyoruz, kuşlar böyle zavallılar gelip yiyorlar. Biz yiyemedik, bari onlar yiyorsun diyorsun ha? Ya, ya, ya. İyi de suzu kokar burası. Ha, o şey, şeyler geliyor, bunu şeyi çok seviyor. Ben arada sucuk da atıyorum. Kargalar bayılıyor sucuğa. Onlar için böyle sucuklu yapıyorum ki onlar da yesin böyle. Hani şimdi kış geliyor, böyle acıkıyorlar. İyi dedin, iyi düşündün lan bunu. Hadi gel içeri gidelim. Ben şey, Tuna'ya yardım etsem. Olmaz, kankacığım kızardı. Ki? Yok yok, ben şey yaparım istersen. Yani istersen geç anlamında diyorum. İstemezsen şey yapabilirsin yani. Gel, gel, gel. Ne? Gel, gel. Uy. Çok güzel. Vallahi Tünürcüğüm içeride kuşlara papraya baydı. Yemiyor, yediriyor. Sen kuşlar için papara mı hazırlıyorsun? Telefon nerede? Şeyde, Saadet abiyle konuşuyordum ben. Sen dur, 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 dur. Tuna getirir. Evet, ben hallederim. Ben de susadım ya. Mutfağa gidip bir su içip geleyim. Dur, Tuna getirir. Otur Rıza Bey. Yok, yok, Gönül Hanım. Lütfen. Su getir lütfen. Lütfen, rica ederim. Hayır, hayır, oturun siz. Siz kahveleri dağıtın. Ben bir su içip gelirim. Kakacığım, falda bakarız da. Valla ben hiç faldan anlamam ama Tuna çok güzel fal bakar. Sultan Hanım'a fal bak. Bakalım tabii hayatım, siz şey yapın siz. Böyle kendinize doğru çevirin yalnız, o çok önemli. Çıkmıyor, dök dök. Şekersiz Türk kahvesi hiç çekilmiyor ya. Allah'ım, hiç. Beynime kan gitti valla. Ne yapıyorsunuz siz burada? Göründüğü gibi değil. Gel tamam. Aşk olsun. Aşk olsun. Hani Sultan Hanım'la beraber diyet yapacaktık, ona destek olacaktık. İyi de onun yanında yemiyoruz ki, gizli gizli yiyoruz burada. Ya benim yerime o gelseydi, ona yakalansaydınız? Ya Meltem gözünü seveyim, burnumuzdan getirme. Zaten küçücük sucuklu yumurtayı ikimiz ortakla şey yiyoruz, paylaştık. Doymayız bile. Çok ayıp yaptınız. Ya eğer Sultan Hanım'a yakalansaydınız bir düşünsenize ne kadar demoralize olurdu. Ne kadar motivasyon düşerdi. Çok ayıp. Neyse şimdi ben Sultan Hanım anlamasın diye çıkacağım. Siz de hemen arkamdan geleceksiniz. Burada oyalanmayacaksınız.
Bunu ayrıca konuşacağız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarım.